Selamlar YouTube, yeni bir video, yeni bir My Career videosuna hoş geldiniz. Normal sezon, yeni takımımızla devam edeceğiz. Bu sefer ama önemli bir maça çıkacağız. Bu önemli maçta In-Season Tournament, yani sezon içi turnuvasının final maçına çıkacağız. Bu maçta kupa almak istiyorum. En azından bir kupam olsun. Yani geçen sene 7. maçta, çok affedersiniz, sahaya bırakmıştım. Bütün negatif yorumları kabul ediyorum. Bütün eleştirileri kabul ediyorum. Artık bu final maçında kendimi göstermek istiyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum. Zor maçlarda da iyi oynayabileceğimi kanıtlamak istiyorum. O yüzden 3 yıllık kariyerimizin, 3. yıldaki kariyerimizin en önemli maçına çıkacağız. Şampiyon olmak istiyorum. MVP olmak istiyorum. Başarım olsun. Bir ödülüm olsun. MVP'yi de vermemişlerdi bana geçen sezon. En azından bu turnuvanın MVP'sini alalım. LeBron'a da bir selam çakarız. Videoya geçmeden önce My Career'cılar, beğenerek desteğinizi göstermeyi unutmayın. Sizin için My Career'ların sayısını arttıracağım. Haftada 2 gün My Career gelecek bundan sonra düzenli bir şekilde, en azından yeni yıla kadar. O yüzden beğenilerde beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Tipselle bir değişiklik yaptık karakterde. Böyle 3 numara saçlarla nereye kadar? Sezon içi turnuvasında Charlotte Hornets'e karşı final yapacağız. Charlotte Hornets nasıl buraya geldi? 3. sezonumuzdayız. Belki çok farklı eklemeler yapmışlardır, bilmiyorum. Ona bakacağız. Yani Charlotte Hornets'in ne işi var burada bilmiyorum ama Charlotte Hornets tabii ki benim için de özel bir takımdır. Onlara karşı özel bir maç çıkarmak istiyorum. Finale özel güzel bir forma giyelim. Hangi formayı giysek? Geçen bölümde şu formayı giymiştik. Bu bölümde biraz daha, yani en azından Houston Rockets'ın başarılı olduğu döneme dönelim. Houston Rockets'ın şampiyon olduğu döneme dönelim ve Hakim Olajuwon'la özdeşleştirdiğim bu formayı giyelim. Budur. Bu maç böyle. İçlikle çıkarız. Final maçı. Saçları değiştirdim. Hafif bir sakal yaptım. Oyuncumda küçük değiştirmeler yaptım. Ve finale hazırız. Artık şampiyonluk geliyor. Artık bir kupa geliyor. Bu kariyerde ilk kupamız olacak. Sahaya çıkıyoruz. Alperen de benimle birlikte mi çıkıyor? Alperen gel birlikte çıkalım. Las Vegas'tayız. Evet, sahayı da görüyorsunuz. Las Vegas'taki saha. Kupa var mı? Kupa nerede lan? Yok, kupa yok. Henüz getirmemişler sahaya. Kupayı almadan önce görseydik ya. Şutumuzu ısınalım. Yeşil. Daha da şut atmayalım ki şutumuz bozulmasın. Bir tane yeşil. Charlotte Hornets'te kim var? Çok merak ediyorum. Acaba süperstar çekmişler mesela? Oklahoma'da Kawhi Leonard'la oynadık geçen bölümde. Bunlar da bir süperstar çekmiş mi buraya kadar gelebildiklerine göre? Ya da mesela genç oyuncuları gelişmiş mi? Kelly Oubre'yi gördüm arkada. Yusuf Nurkic'i görüyorum. Bojan Bogdanovic'i görüyorum. Enteresan bir kadro. Brandon Miller mı bu? Arkadan bakıyoruz ama Brandon Miller herhalde. Jabari Smith bugün üçlük soktan. Bugün takım bana yardımcı olsun biraz. Şimdi başlıyoruz. Jabari Smith. Buradayım abi. Brandon Miller'la birebir oynayayım mı? Beni bırakın, Brandon Miller'la birebir oynayayım. Geçen sene bize çok çektirmişti çaylak. Geçen sene Charlotte Hornets kariyerimizde çok kötüydü. İlk şutumuzu kaçırarak başladık. Ona da bir intikam alır gibi oynayacağım. Rebound'u aldım. O da kaçırdı. Rebound'u aldım. Haydi tempo. Çembere git. Çembere git. Çembere git. Smaç'la başlayalım ama kaçırma smaçları. Alperen orada. Hücum reboundcu. Karşıda Jalen Suggs da var bu arada. LaMelo Ball, Mark Williams ikili oyunu. Yardıma geldim. Köşeye oynadı. Brandon Miller'a zıpladım. Kaçırması lazım. İsabetli. Şimdi Alperen'den bir perde alalım. Alalım. Alperen'den perdeyi alamadık. Yardım geldi. Jabari Smith'e çıkardık. Jabari Smith'ten geri aldık. Fake'imizi gösterdik. Brandon Miller'ı zıplatamadık. Alperen'den perdeyi aldık. Çembere gittik. Faul aldık. Faul oldu. 2'de 2. Finallerde biliyorsunuz ki 2'de 2 atmakta zorlanıyorum. Geçen seneki 7. maçta bunu görmüştük. Sürekli 2'de 1 atmıştım. Bakalım bu sefer 2'de 2 atabilecek miyim? İkisi de yeşil. Bu sene farklı bir İlker Sırt var. Bu sene öyle eskisi gibi bir İlker Sırt yok. Geçen sene 7. maçta kaybolan bir İlker Sırt yok. Başka bir mentaliteyle çıktık sahaya. Brandon Miller bir de üçlük mü? Brandon Miller kaçırdı. Güzel. Güzel. Şimdi Jabari Smith'le bir ikili oyun oynamak istiyorum açıkçası. Jabari Smith'i bir üçlükte topla buluşturmak istiyorum. Jabari Smith üçlüğünü attı. Jabari Smith isabetli. Şimdi Jabari Smith'i de bu Keegan Murray ayarında şut atan bir hale getirmek istiyorum. Keegan Murray'e geçen seneden hatırlarsanız inanılmaz her şeyi sokuyordu. Ki gerçekte de son maçında 12 üçlük attı 3 çeyrekte. Gerçekte de sokabildiğini gösterdi. LaMelo Ball'un üzerine git. LaMelo Ball'un üzerine git. Smaç'la bitir. Çok iyi. Çok iyi. LaMelo Ball üzerine gittik. Çift el ense smacımızı vurduk. Brandon Miller. Brandon Miller üzerime gitti. Brandon Miller iyi bir hareket olmaz. Ah, kiledik. Kiledik. Çok erkenden oyun kenarına geldik. Sağ kenarına geldik. 9-2 çok iyi başlamıştık ama 36-47 geri düştük. 9-2 başladığımız maçta 36-47 fark 11. Yine mi kupa alamayacağız? Yine mi yani ödül alamayacağız? Final maçında kaybedeceğiz. Olmaz ki böyle. Yani bu kadar loser başladığımız bir kariyeri nasıl düzelteceğiz? Kelly Oubre, Jock Landale mi o? Jock Landale'la ikili oyun oynayacak. Pasını indirdi Jock Landale'a. Yardıma geldim ben de. Aa, Boyan kaçırmaz ki bunları. Hop, kaçırdı. Rebound bende. İkinci reboundum. Haydi tempo yapalım. Tempo yapalım. Behind the back. Kelly Oubre.
Kelly Oubre'ye toz yutturacağız şimdi. Kelly Oubre yetişemezsin bana. Köşeden bir yardım. Jalen Green 39-47. Kaçırma ama Sacramento'da hiç kaçırmıyordu bunları ya. Herkes sokuyordu Sacramento'da. Rose çembere gitti. Topu tuttu. Kelly Oubre orta mesafesi bir banttan bana hayır. Melo Ball pasını verdi. Jock Landale'a. O da Rose'a verdi. Blokladım tertemiz. Yine mi bana yazdın? Faul problemine girdim ya. Üçüncü faul yine oyundan çıkıyorum. Bir sonraki girdiğimde faul yapmamam lazım. Haydi. Fark kaç? 24 sayı fark var. Bu maç takıma hiç yardımcı olamadım da. Bir devrede Charlotte'tan 91 sayı yemek ne ya? Bir devrede Charlotte'tan 91 sayı yedik. 91. Bütün maça vurursak 188 sayı yiyeceğiz bu maç. 182 sayı abi. Besi okuduğun nasıl belli? Doğru, 182 sayı. 188 nereden çıktı ya? 182 sayı. Yardım gittim. El gösterdim. Brandon Miller kaçırdı. Hadi. Faul yapmamam lazım. Ona dikkat etmem lazım. Jalen Green'i gördüm. Smaçlı oğlum. En atletik adamlardan birisin. Perdeyi aldım Mark Williams'tan. Yardıma indim. Çok iyi. Doğru pası okudu. Brandon Miller isabetle. 67-94. Çok iyi perde Alperen. Orta mesafem. Yapma. Yani faul problemine girdik. Bu maç kaç dakika oynadık? 6 dakika oynayabildik sadece. Ve 3. çeyrekteyiz. 6 dakika oynayabildik. Sahada kalamadık. Brandon Miller bir faul daha mı yaptıracaksın bana? Çok iyi savundum ama zıplayamam. Alperen şu perdeleri iyi koy oğlum ya. Faul aldık. 2'de 2 devam. Şu 1. 2'de 2. Yani şu in-season tournament'ı nasıl kazanamayacağız biz ya? Jalen Suggs çembere gidecek. Tamam, Jalen Green durdurdu onu. Jalen Suggs orta mesafesi kaçır. Şöyle Alperen'e bir perde koyduk. Alperen belli ki oradan bir şey çıkmayacak. Ben Jabari Smith'e bir tane daha üçlük attırabilir miyim? Gerçi hiç attırdım bilmiyorum ama çembere gittim. Smaçla bitirdim. Mora pasını verdi. Lamelo Ball orta mesafe. Onun şutu değil. Haydi. Fark hala mı 27? Jalen Suggs beni durduramaz. Zıpla oğlum. Turnikem isabetli. Ağırlık koymaya başladık. Kelly Oubre, Jalen Suggs üzerinden oynayın abi. Sıkıntı yok. Bak el gösterdim, kaçıracak bunu. Gittim. Alperen atar mısın? Bu pasların adamısın sen. Çok iyi. Perdenin altından geçtiler. Orta mesafemi yolladım isabetli. Perdenin altından geçmeyeceksin abi. Brandon Miller, LaMelo Ball, Brandon Miller ikili oyunu. LaMelo Ball çembere gidecek. Brandon Miller'e yardıma gittim. Yok öyle bir şey. Tutamıyorlar topu. Elleri titriyor. Tadım kaçıyor. Tam iyi savunma yapıyoruz. Tadım kaçıyor ya. Eller titremiyormuş beyler. LaMelo Ball üçlüğünü yolladı isabetli ya. Nasıl kazanacaksın ki? Tarihisine bir perdeye gidelim. Bir faul daha yaptım. Hücum faul. Dördüncü faulüm. Yani rezalet. Rezalet. 35 sayı oldu fark. Rezalet. Yine şampiyon olamadık. Yine kupa alamadık. Bizim adamın loserlığı gerçek mi ya? Ya 36 sayılık sezonlar geçiriyor benim adam. Ama önemli maçların hiçbirinde yok. 35 sayı fark. Yani yok dediğim sahaya bile çıkamıyor. Güzel pas. Git çembere. Sahaya çıkamıyoruz ya. Smaç yarışması kazandık. Evet, tek kupamız o. Tek kupamız smaç yarışması. Şu maç kaç dakika? 9 dakika oynadık. 9 dakikada 13 sayı, 1 asist, 2 rebound. 14 sayı. Ya hücum faul yaptık. Savunma faul yaptık. Her şekilde de faul yaptık ha. Rebound'u aldım. Üçüncü reboundum. Kelly Oubre'yi behind the back'le kaybettim. Alley-oop pasımı attım. 92-723. 31'e indirdik farkı. Aha. Rose'u ben savunuyorum. Yok. Zıpladım. Yok. Hadi oradan. Gittim. Jalen Green gittim. Bir tane spinimi attım. Turnikem isabetsiz. Rebound'u alamadım. Rose'un üzerinden bile turnike atamıyoruz ya. Yazık. Kevin Porter Jr. üçlüğü kaçırdı. Farkı 20'li sayılara indirme şansı. Çembere gittim. Smaç'la bitirdim ama. Fark 29'a indi. Kevin Porter Jr. pasını verdi. TJ Warren mı bu? TJ Warren bu kadar siyah değil ama ya. Bu başka bir Warren. Üçlük attı bize. Herhangi bir Warren'dan üçlük yedik. Çok iyi. Bir smaç daha. 360 falan vuruyoruz ya. Ne alaka ya? 360 falan vuruyoruz. 96-126. Fark sadece 30. Hiçbir şey yok. Yani basketbol özellikle NBA'de göz açıp kapayıncaya kadar bu farklar erir. Topunu çalsam mı? Araya girdim. Yok. Reboundumu alayım. Dördüncü rebound. Gittik çembere. Turnikemiz. Ya ama başlayacağım ha. Turnike sok. Turnikeyi de kaçırma. Kevin Porter Jr'dan topu çaldım. 4 faulüme rağmen
Artık risk alıyorum. Bir smaç daha. Oo, dışarı dışarı. Top kaybı, top kaybı. Üçlük yarışında da 5.'yiz. Aynen, şu 4 değilizdir. 5.'yiz. Farkı 28'e indirdik. Wagner çok iyi pas. Jalen Green üçlüğünü yolladı. Fark 27. Fark sadece 27. Çembere gitti. Orta mesafe. Kaçırması lazım. Mo Wagner gittim. Konuşamıyorum artık. Gittim. Jalen Green gittim. Smaçımı vurdum. 22. sayım. Denenir. Buradan denenir. Bir de asist. Hadi indir 24'e. 24 geliyoruz. 24 geliyoruz. Bir tane daha kaçırsanız vallahi geldik lan. Bir tane daha kaçırsanız geldik. Warren çok iyi savundum. Çok iyi. Aha. Tarıyısını attıralım. Tarıyısını attıralım bir tane de. Bir tane de tarıyısını attıralım. Porter Jr. yardıma geldim. Warren'a zıpladım sonra. İsabetsiz, isabetsiz, isabetsiz. Yardım geldi, yardım geldi. Köşeden yardım gelirse görürüm orayı. Fark 20. Ama yeme bu backdoor'u. Bak her şey güzel oluyor. Ama bu backdoor'u yeme. Bir üçlük daha, bir üçlük daha, bir üçlük daha. Bir üçlük daha diyorum da ilk üçlüme. Alperen eline sağlık. Orta mesafe gelir mi benden? Benim şutlardır bunlar. Potaya bile değmedi ya. Ya işte kritik maçlarda İlker Sırt. Ya 17 dakikada 24 sayı. Hiç fena değil. 17 dakikada 24 sayı. 5 asist 4 rebound. Bak bak buradayım mesela. Buradayım. Atarsan alır almaz üçlük atarım. İlker Sırt balonu. Bom. Sesi duyan var mı? İlker Sırt balonunun patlayışını duyan var mı? Bu arada şöyle bir şeyim var, iddiam var. İlk yarı sadece 3 dakika oynamasaydım, yani 4 faul problemine girmeseydim bu maçı alırdık. Maçı alırdık. Maça çok iyi başlamıştık. 9-2 öndeydik. Benim faul problemine girmem maçın verilmesindeki en büyük sebeptir. Evet evet. Süt kupası ya. Süt kupası. Yani önemli olan kupa bu değil. Tamam, bunu alamadık. Bu arada in-season tournament'ta kazanana 500 bin dolar var. Finalde yenilen takıma da 200 bin dolar var. Alayım 200 bin dolarımı. Alayım abi 200 bin dolarımı. Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. maçı bitiriyor. Ben bitmeden bir tane daha faul yapayım. Keyfi. Bazen de keyfi faul. Mesaj faulü. Evet, ikinciyiz. Sadece 200 bin dolar aldık. Ya daha önemli şeylerim var ya. Daha önemli hedeflerim var. NBA şampiyonu olacağım. NBA şampiyonu olacağım ben. Ben playofflarda 40 sayı ortalama tutturmuş adamım lan. Sallayın bana. Ama playofflarda göreceksiniz. Ben 40 sayı ortalaması tutturmuş adamım. Keegan Murray'e 10'da 10'la üçlük attırmış adamım ben. Keegan Murray hayatına gördün mü? Görmüş mü 10'da 10 üçlüğü? 13'te 12 görmüş maksimum. Tamam, kritik maç oyuncusu değilim. Yapacak bir şey yok. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Evet, evet. Luka Doncic'e karşıyız. Bak bu sezonki istatistiklerim de sağ altta gözüküyor. 34.7 sayı, 8.6 asist. Ya başkayız. Başka bir sezon geçiriyoruz bu sezon. Şimdi bir şeyle konuşalım. Bu karıyla konuşalım. Her takıma gitsek burada. Kadınla konuşalım. Tamam, devam edelim. 4 maç üst üste kazanmışız. Hadi bunu 5 yapalım. Kulağa iyi geliyor. Tamam, işte bunu şöyle yaparsan bu bize daha çok seçenek veriyor falan gibi anlatıyor. Sen benim işime karışma kadın. Beni izle sadece. Az önceki forma başarısız oldu. Bir de şöyle bir şey deneyelim bir de. Bir de şöyle bir forma deneyelim. Hadi bir de 5 maçlık 5 dakikalık maçta kaç sayı atabiliyoruz ona bakalım. Kendimizi zorlayalım. Bu da videonun son maçı olsun. Çünkü videonun asıl amacı şampiyona maçıydı. Final maçıydı. Ama ne yazık ki kupayı kaldıramadık. Ve az oynadık o maçta. Faul problemine girdik. O yüzden bir maç daha yapma kararı aldım. Isınmalarda yani benden 3-4 yok. Bak yeşil. Yemyeşil. Yemyeşil. Step back. Çok uzak burası. Burası sayılmaz. Yeşil. Yemyeşil. Step back. Hop. Yeşil. Isınmalarda çok kaçırmıyorum ya. Kaçırmıyorum. Bir tane de şöyle spin jumper atalım. Bu da yeşil. Bu da yeşil. Bak bak neler neler yapıyoruz. Bir tane de smaç vuralım. Maçta bilmiyorum. Maçta shoot release mi değişiyor? Ne oluyor? Houston Rockets, Dallas Mavericks. Derbidir bu aslında. Hop gittim. Ananı. Yeter. İlk hücumdan mı? Jimmy Butler mı? Jimmy Butler mı burada lan? Luka Doncic, Jimmy Butler. Kyrie gitti mi? Jimmy Butler almışlar herifler. Ulan Jimmy Butler savunmasın beni ya. Bir maç kazanmak istiyoruz. Jimmy Butler savunmasın beni ya. Ritim bulmam lazım. Ritim kaçıyor abi bizim. Jabari Smith koyduğu perdeye bak. Basketbolcuyum diye geziyor mesela. Koyduğu perdeye bak Jabari Smith. Green Green al bak, perde böyle konulur. Bomboş. Bomboş orta mesafe. İsabetle. Luka Doncic çembere gitti. Doncic'i savunmak çok zor ama Alperen blokladı. Alperen blokladı. Üçlükte boş kalmadı. Hop bacak arası, bacak arası. Crossover'ımızı yaptık. Çembere gittik. Ters smaçımızı vurduk. Bu yüzden biz ters smaçımızı vurduk. Eski takımımıza karşı. Luka Doncic'e karşı. Eski takıma karşı kazanmam lazım ama eski takım benim yerime Jimmy Butler'ı getirmiş. Daha mı iyi, daha mı kötü acaba? Kesin daha kötü. Kesin daha kötü ve bu maç kanıtlayacağım ona. Jimmy Butler'ın benden daha kötü bir opsiyon olduğunu kanıtlayacağım. Alperen savunamaz Jimmy Butler seni. Oyna oyna. Post oyna. Devam devam. Spinini yap. Savunamaz seni kimse. Evet, gaza getirdik. Alperen'i gaza getirdik ve gördük. Doncic pasını verdi. Derek Lively üçlüğünü mü geliştirmiş?
Yok, gelişti pardon. Çembere çembere Alperen, hadi bunu at, hadi bunu at, hadi bunu at. Fake'inle zıplattın, evet. Alperen'le aramızdaki kimyayı tekrar canlandırmamız lazım. Eskiden çok daha iyiydi aramız Alperen'le. İlk maç. Eskiden dediğim yani zaten Houston serisinin 3. maçı ama ilk maç çok daha iyi gözükmüştük. Luka Doncic çembere gitti, savunduk ama bütün takımda savunsa işe yaramıyor Luka Doncic'e. Rahat atamıyor. Jabari koyarsın onu. Jabari ama oho. Ne yapacaksın kim bilir. Bak bak bak, tercihe bak. Tercihe bak. Jim Butler çembere gitti. Pasını verdi Derek Lively'e. Derek Lively kaçırdı. Alperen ribaundu alamadı. Jim Butler'dan iyi olduğumu göstermem lazım. 3 saniye, 2 saniye savundum. Çok rahat savundum. Çok rahat savundum. Faul yaptım ama. Şimdi bir tane kolay sayı için. Ooo, point guardımız Amen Thompson olamaz ama ya. Robertson bundan daha iyiydi. En azından pas verebiliyordu ya. Amen Thompson hiçbir seti sonuna kadar oynatmıyor. Sını verdi. Köşede Jim Butler. Şut atamaz. Şut atamaz. Brook. Brook. Hop gittim. Hop gittim. Kimse bana yetişemez. Posterime gel. Posterime gel. Kimdi o? Tim Hardaway mi? Birini posterledik. Jaden Hardy. Hoş geldin posterime. Tek başıma smaç vursam bir kötü gözükürdü. Bir tane posterleyelim o. Şeyi omzumuzdan atalım. In season tournament. Sezon içi turnuva rezaletini bir unutalım hemen. Jim Butler'a pas indirdiler. Jim Butler'a zıpladım. İsabetle. Jim Butler da fake'lerini iyi kullanıyor. Beyler kurtarın beni. Kurtarın beni. Jabari Smith. Oscar Roberts. Oscar Robertson değil ya. Düz Robertson. Blok yedi şutma. 10'a 8. Geçtiğimiz senelerde hiç böyle değildi. Çin'e yollayacaklar beni. Vallahi Çince öğrenmeye başlamam lazım. Oğlum bu kim lan? Kocaman adam savunuyor beni. Herifin fizikçi çok büyük de ya. Oho. Hoca. Çin'e yollayın beni. Çin'e yollayın beni. Tayvan Ligi'ne yollayın. NBA kariyerim bitecek benim. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Niye böyle bilmiyorum. Prosper. Savunduk. Üzerimizden herkes atıyor. Mitsit çembere gitti. Pasını verdi Prosper'a. Bunun da şutu yok. Bunun da şutu yok belli. Topçudan da anlarım. Şutu yok diyorsam yoktur. Perdeye bir takılın beyler. Bir takılın beyler perdeye ya. Ne? Ne? Bomboş smaç vuramadık. Faul oldu. Bomboş smaçtı ya. Ulan smaç da vuramayacaksam ne yapacağım ben? 2'de 2. 2'de 2. Oy oy. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Gel lan çemberde buluşalım. Jabari Smith eyvallah faul için. Ben daha sertini yapacaktım. Ben çok daha sertini yapacaktım. Sen yine yumuşak bir faul yaptın. En azından faul atıyor. Ulan hiç en yapamadığım şeyi yapabiliyorum ama geri kalan hiçbir şey yapamıyorum artık. Saç stilli falan yaramadı mı acaba bize ya? Şey Amen Thompson bak. Buradan bir set oynayacağız ama Amen Thompson direkt çembere gittiği için böyle bir set oynanmayacak. Şaka şaka oynandı oynandı. Eyvallah eyvallah. Sallaya sallaya adam ettik herife. Jim Butler orta mesafede pasını verdi ya. Derek Lively'den üçlük mü yiyeceğiz bir de? Reboundum yok, asistim yok. Yani bir asistim var. Sadece bir asistim var. Üçlük, üçlük atacağım lan artık. Atacağım lan artık üçlüğümü. Üçlüğümü atacağım. Üçlüğümü atacağım. Budur. Budur. Triplere bak ya. Sanki yani hep şut atıyormuşum gibi. Şu triplere bak. Şu tribe bak, yazık ya. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Üçlük attı diye girdiği hareketlere bak. Derikli yok, kim attı bu sefer? Luka Doncic mi attı? Eyvallah. Hadi gidelim. Son bir dakikayı iyi değerlendirelim. Bu maçı da kaybediyormuşuz. Skora hiç bakmamıştım. Bu maçı da kaybediyormuşuz. 33-24. Gittim gittim gittim. Aaa. Of. Çok kötü bir bölüm oldu ve tamamen benden kaynaklanıyor ya. Luka Doncic çembere gitti. Çok rahat kaçırdı. Kaçırdı. Jabari Smith bak buradayım. Buradayım. Bir üçlük daha atarım. Bacak arası, bacak arası, bacak arası. Crossover. Üzeri. Bir tane alley-oop'la süsleriz burayı. Evet, evet, evet. 36-26. 10 sayı fark var. 10 sayı fark var. Luka Doncic'e yardıma giderim. Jaden Hardy atıyorsa atsın. Atamaz o iş. Bırakıp gideceğim ya. Çekip gideceğim ya. Vallahi. Kimi atamaz desem çatır çutur atıyor. Stephen Curry oluyor. Kimi atamaz desem. Bu maçı nasıl kazanabiliriz? Bu maçı nasıl kazanabiliriz? Luka Doncic topçu alarak. Evet savunma yaparak. Savunma yaparak. Ver bana. Alley-oop'umu kaldırdım. Amen Thompson smaçla. İşte bu. İşte bu. Devam devam. Asla gaz pedalından ayağımızı çekmeyeceğiz. Full gaz. Tam gaz. Jim Butler pasını verdi. Alperen Şengün'le birlikte savunduk. Türk ikiz kuleler. Benim bir kuleliğim yok tabii ama ikimiz de Türk'üz. Türklüğümüz var. Alperen'e bir daha asist yapalım. Alperen bitir oğlum. Bitir oğlum. Çok iyi. Fark tek hane. Fark tek hane. Fark tek hane. Ya bu Jim Butler'da 43 numara giymiş. Pascal Siakam sanıyorum hep ya. Luka Doncic step back orta mesafesini atmadı. Topu tuttu. Pasını verdi Derek Lively'e. Jim Butler. Jim Butler. Pasını verdi. Bak Jim Butler yalnız kitlememi gördünüz mü? Sayısı falan yok herifin. Herifin faul dışında sayısını gören var mı? Bomboşum. 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 Jim Butler top çalmaya çalıştı.
Gel burada diye gösteriyorum şu an topu. Toplar gel burada diye gösteriyorum. Ben Thompson bu sezon 13 sayı atıyormuş ama son 5 maçta 19 sayıya çıkarmış. Luka Doncic derikli ligiyle ikili oyun. Yardımındayım. Eamon Thompson harika savundu ama Luka Doncic'i asla durduramıyorsun ki. Ya güzel bir perde abi. Üçlük atacağım Alpi'ye. Güzel bir perde. Şu cımbatları perdeye tak. Çembere gittim. Smaçla bitirdim. 43-35. 43-35. Fark 8. Öyle bir şeyler yapıyormuşuz gibi oluyor ama hiç de bir şey yapmıyoruz. Cimbattır. Cimbattır'a sayı attırmıyoruz ama bu kanalda bir şey varsa Cimbattır'a sayı attırmamaktır o. Fake'imizi gösterdik. Cimbattır zıpladı üstümüze. Yavaş zıpla. Tamam alacaksın. Tamam vereceğim. Böyle bir savunma yok. Hiçbir perdeye takılmayan bir adam. Hop asistimi yaparım. Zeki oyuncuyuz biz de. Biz de zeki oyuncuyuz. Öyle bize sıkı tutarsa, yakın savunursa, asla perde almazsa biz de boş adam buluruz. Luka Doncic pasını verdi. Hardy kaçırır. Reboundu alırım. Hayır. Ya takeover açacaktım ya. Olacak iş değil. Jabari Smith. Alley-oop'umu kaldırdım. Kendime kaldırdım ya. Niye kendimize kaldırdık? Alperen'e kaldıracaktım. Çok garip şeyler oluyor son bir dakikada. Ve çok garip de cümleler kuruluyor. Jim Butler dağıttı bizi. Smaç'la bitirdi. Yani, ama Alperen'e kaldırsak vururdu. Jimmy Butler bir de top çaldı. Orta mesafesi artık kaçırdı. Ama geri reboundu aldı. Fark tekrar 12. Jim Butler bir tane şu perdeye oturt be. Bir tane oturt şu perdeye. Bir tane üçlük atalım şöyle. Jim Butler ama bunu da bozdun değil mi? Bak içimde herif. Alperen eline sağlık rebound. Alperen haydi devam. Hadi. Haydi iyi perde. Bomboşum. Koy bunu artık. Ya İlker Sırt. İlker Sırt balonu patlamaya devam ediyor deriz. 59-51. Fark 8, son 3-23. Yaparsa İlker Sırt yapar. Jim Butler'ın savunmasındayız. Nefes aldırmayacağım lan Jim Butler'a. Nefes aldırmayacağım. Hiç almadı nefes ama. Nefesini tutarak drive'etti. Çok iyi. Haydi üçlük geldi. Çok iyi. Jaden Hardy çembere gidiyor. Jaden Hardy pasını verdi Jim Butler. Karşındayım oğlum. En korktuğun savunmacı benim biliyorum. Çok korkuyorsun biliyorum. Jaden Hardy eller titremeye başladı rakipte. Artık büyük oyuncu vakti. Farkı 5'e indirdik. Son 2-20. Artık herkes topu tüfeği bir kenara bıraksın. Beni izlemeye başlasın. Son 2 dakikada yapacaklarımı izlemeye başlasın herkes. Luka... Büyük oyuncu vakti demiştim. Büyük oyuncu vakti gerçekten. Bu adımlama ne ya? Soluyla gidiyor, topu sağa atıyor, step back, behind the back. Önce geçiyor, sonra geri step back yapıp bir mesafe daha açıyor. Büyük oyuncu vakti ve o büyük oyuncu Luka Doncic. Ama Jim Butler'dan da step back orta mesafe, o kaçırdı. Çünkü büyük oyuncu değil. Jalen Green'i gördüm, Hayır. Tercihe bak. Luka Doncic, Jim Butler karşısındayım. Luka Doncic pasını verdi, Jim Butler blokladım. Yok. Benim evimde olmaz. Jalen Green ne yapıyorsun ya? Jalen Green satıyor. Bozdum onu da. Tamam her şeyi ben yapıyorum. Jabari Smith'e uzun yolladım. Jabari Smith turnikesi isabetli. Fark sadece 5. Yapma. Faul yapma. Salak mısınız oğlum? 40 saniye var ya. 40 saniye fark 5. Ne faulü? Ah. Topu çalamadık. Bizim takım gerizekalı ya. 40 saniye kadar faul yazmayı kim yazdıysa bu oyunun kodlarına gerçekten öpmek lazım kafasından. Gittim köşeye ekstra üçlük geliyor. Tek top farkı 3'e indirdik. Evet bize yapamazsın dediler. Biz de yapamıyoruz gibi bir durum var şu an ama. Luka Doncic'e faul. Luka Doncic iyi bir faulcu değilsin oğlum sen. %91 diyor ya. Ne zaman atmış %91'le Luka Doncic? Bu takımda biri şut atacaksa o da benim. Hayır değilim. Jabari Smith. Hayır Eamon Thompson. Koy oğlum köşeden. İşte bu. Doğru adamı buluruz. 20 sayı 9 asist. Sadece 5 dakikalık çeyreklerde. Top çalabilir miyim? Top çalmaya çalışacağım. Çalamadım. Durdurun. Faul yapın. Bir şey yapın. Jim Butler iyi bir faulcudur. O atar muhtemelen 2'de 2'sine. Jim Butler'ın kaçıracağını düşünmüyorum. Bakayım. 2 tane de molamız var. Birini alırız burada. Backdoor cut. Smaç vursak topu ben mi çıkarıyorum? Jalen Green'e çıkarırım. Jalen Green.
Yani şu yaptığın iş mi ya? Şu yaptığın iş mi? Kıçımızı yırttık ya şu maçı çevirmek için. Şu yaptığın ayıp lan. Hadi ya. Sonra tabii bana sallıyorlar. Sana sallamıyorlar ki. Abi çok kötü oynuyorsun maç toplarını. Jalen Green airball atıyor. Kimse onun YouTube kanalına yorum atmıyor. Pardon, 2'de 1 attı. Bir de topları ben çıkarıyorum ya. Şu topları nasıl kullanacağım ki ben çıkarırken? Yani şöyle koşacağım, isteyeceğim. Aa, bana verdiği yere bak. Ya hadi ya, hadi ya, hadi ya. Başlarım böyle işe. Kaybettik. Yine kaybettik. Bu bölüm 2 maç, ikisini de kaybettik. Biri normal sezon turnuvası maçıydı. Sezon içi turnuvası maçıydı. Onu kaybettik. Diğeri normal bir Dallas Mavericks maçıydı. Onu da kaybettik. Şaşırtmadık. Olur öyle. Olur öyle, sorun yok. Evet, üzerimizde biraz loserlık var. Bu loserlığı nasıl atabiliriz? Normal sezondaki maçlarda coşup 60 sayı, 50 sayı atan İlker Sırt neden final maçlarında sahada kalamıyor? Ya 12 top kaybı yapıyor, ya 6 faul yapıyor. Neden olmuyor? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi My Career bölümleri daha fazla olacak. Daha fazla bu İlker Sırt loserlığına maruz kalacaksınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.